Evet, gereği düşünüldü. Yaz bakalım kızım. Davalıya isnat edilen suçların aslı astarının olmaması, dava dosyasının yankı yapan bir oda misali, bomboş, tam takır olması nedeniyle beraat talebi reddedilmiş ve kendisine bir adet müebbet hapis cezası hediye edilmiştir. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Şşt, ses sorun lan, yukarıdan telefon geldi. Şşt, sessiz. Alo? Aman efendim, kimler arıyormuş beni? Zat halleriniz nasıl acaba efendim? Nasılsınız efendim? Yargı reformu mu? Haberim yok efendim. Nasıl? Bundan sonra kimseden talimat almayacak mıyız? Emredersiniz efendim. Emredersiniz demeyin mi? Nasıl istersiniz efendim? Siz yeter ki isteyin. Nasıl isterseniz fark etmez bana. Efendim yanlış anlamayın ama nereden çıktı bu yargı reformu? Yani ne güzel, sizlerden gelen talimatlara göre karar veriyorduk. Yani işte dosyanın içeriğine falan bakmadan böyle çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ilerleyebiliyorduk. Efendim kolaylık oluyordu bizim açımızdan. Yanlış anlamayın yani. Çenemi mi kapatayım? Emredersiniz efendim. Pardon, emir yoktu değil mi? Nasıl isterseniz efendim. İnsan tabii alışınca, sürekli talimatla hareket etmeye alışınca böyle dil alışkanlığı yapıyor. bir saniye efendim. Yani biz şu anda hakikaten de talimatla hareket etmeyecek miyiz? Yani yasaların bana verdiği yetkiye göre mi ben hareket edeceğim? Dilediğin gibi özgür irademle, bir hakim olarak. Doğru mu anladım efendim? Doğru anladım. Kapat lan o zaman telefonu. Mahkemeyi meşgul ediyorsun. Karşında senin koskoca bir hakim var lan. Terbiyesiz. Kapat. Ne demiştik efendim? Yeter ki adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun değil mi? Bu hiç olmadı ama şimdi ya. Vallahi Silivri hakikaten de soğukmuş ha. Ödüm dondu yeminle. Ödüm. Sen ne bakıyorsun lan?